İsa, Hristiyanların Mesih'i. Ölümüyle ilişkilendirilen tek bir isim var. Yahuda. Sebep? 30 parça gümüş. Peki Yahuda gerçekten efendisine para için ihanet etti mi? Hatta gerçekte hiç yaşadı mı? İncil dikkatlice incelendiğinde İsa'nın ölümünü istemek için ikna edici gerekçelere sahip başka şüpheliler ortaya çıkıyor. Kindar hahamlar, zalim bir Roma valisi, rakip vaizler ve tehlikeli bir prens. Yahuda'nın davası 2000 sene sonra tekrar açılıyor. İsa'yı kim ele verdi? İsa'nın çarmıha geriliş hikayesinin diriliş kısmı Hristiyan inancının temel taşıdır. Onun Kudüs'teki son 5 günü İncil'lerde detaylı bir şekilde anlatılır. Bu hikaye, kurtarıcı İsa Mesih ve hain Yahuda İskariyot'un hikayesidir. Ama ya tarih kitapları İsa'nın ölümü için masum bir adamı mahkum ettiyse? Kudüs. Bu sokaklardan birinde Yahuda'nın efendisine ihanet etmesi için para yediğine inanılıyor. Galiba bilgiye ihtiyacınız varmış. İsa'nın ölümünün birilerinin komplosu sonucu gerçekleştiğini herkes kabul ediyor. Ancak bazı akademisyenler bu kişinin Yahuda olamayabileceğini düşünüyor. Yahuda gibi bir kişiliğe baktığımız zaman kendimize şunu sormamız gerekiyor. Yahuda'nın gerçekten yaşadığına dair kanıtımız var mı? Hristiyan geleneğinin Yahuda'ya beslediği nefret sürekli artıyor. Bence bu çok üzücü bir şey. Bize anlatılan hikayeye göre Yahuda İskariyot hahambaşıyla anlaşma yapıyor. Bence bu tarihe ve mantığa uygun. Tarihçiler ve ilahiyatçılardan oluşan bir ekip, Yeni Ahit'in 4 İncil'ini ve çarmıha geriliş haftasının ikonik görüntülerini inceledi. İsa'nın hayatını inceleyen akademisyenlerin karşılaştıkları en büyük soru, onun neden öldüğü ve ölümünden kimin sorumlu olduğu. Bu ekip İncil'lerde anlatılan hikayeleri birbirleriyle ve tarihsel kaynaklarla karşılaştıracaklar. Benim işim ilahiyatın ötesine geçip gerçek hayattan kanıtlar bulabilmek. Bazıları şaşırtıcı sayılabilecek ama yine de olası tüm şüpheliler incelenecek. Sorumlu Pontus Pilate miydi yoksa Yahudi hiyerarşisi mi? Belki Yahuda İskariyot, belki halk. İsa'nın ölümünü kim planladı? Bu akademisyenlerin detaylı bir şekilde araştırdıkları bir muamma ve beklenildiği gibi hepsi bu soruya farklı cevaplar veriyor. Pazar. İsa'nın ölümüne 5 gün kala. Milattan sonra 33. yıl hamursuz bayramı haftası. İsa havarilerinden oluşan bir grupla Kudüs şehir kapılarının hemen önünde. Bence İsa oldukça karizmatik bir kişilikti. İnsanlar İsa'nın özel biri olduğuna inanıyor ve onu huşu içinde izliyorlardı. İsa o sırada en önemli yıllık bayramları için şehre akın eden yüz binlerce Yahudi'den biriydi. Kudüs'te hamursuz bayramı kıyamet günü gibi bir şey olmalı.
Hamursuz eski ahitte, yani Tevrat'ta yazılı olduğu gibi, her yıl Kudüs'te kutlanan bir bayramdır. Ancak İncil'lere göre o sene her şey farklıydı. Nasıralı İsa her yerde Tanrı'nın yeni krallığının müjdesini duyuruyordu. Kasabaya gidin. Girer girmez küçük bir spa göreceksiniz. Evet. Onu çözüp bana getirin. Olur mu? Elbette. İncil'lere göre İsa bu şekilde Kudüs'e bir eşeğin üstünde, etrafındaki zafer alayıyla giriş yapan Mesih kehanetini gerçekleştirmiş oluyordu. İsa 3 yıldır kuzey kırsalındaki Celile kasabalarında vaaz veriyordu ve artık Kudüs'te daha da geniş bir kalabalığı çevresine toplamıştı. İsa insanların ihtiyaçlarının farkındaydı. Kendisi de köylüydü, yoksulluk içinde büyümüştü ve görünüşe bakılırsa acı çekenlere karşı büyük bir duyarlılığı vardı. Ancak İncil'lerde yazılanlara bakılırsa bazıları İsa'nın varlığından huzursuzdu. İşte şüphelilerimiz. Haham başı Kaypas, Kudüs'ün dini lideri. Kaypas oldukça varlıklı, ayrıcalıklara sahip ve güçlü biriydi. Birinci yüzyıla damgasını vuran köklü bir haham ailesinden geliyordu. Roma bile tapınak mıntıkasında Kaypas'ın otoritesine boyun eğiyordu. Roma 30 yıldır Kudüs'ü elinde tutuyordu. Bu hamursuz bayramı süresince de Kaypas düzen bozucu hiçbir harekete müsamaha göstermeyecekti. Zira Romalı üssü buna izin vermezdi. Roma valisi Pontus Pilates, Sezara sahilindeki evinden Kudüs'e yeni gelmişti. Ancak geliş sebebi bayramı kutlamak değil, kanun ve nizamı korumaktı. Zavallı Pilate, şehre gelir gelmez moralinin bozulduğunu tahmin edebiliyorum. Yanında 3000 kişilik bir ordu vardı. Ana baba gününe dönen sokaklarda sorun çıkmaması ve herkesin eve güvenli bir şekilde dönüşü onun sorumluluğundaydı. Kudüs'te İsa'nın varlığından rahatsız olan başkaları da bulunuyordu. Ferisiler sık sık İsa ile karşı karşıya gelen Ortodoks bir Yahudi mezhebiydi. Ferisi vaizler İsa'nın özgürlükçü düşüncelerinden ve popülaritesinden hoşlanmıyordu. Ferisiler oldukça büyük bir topluluktu. Ve içlerinden bir grubun İsa'yı sevmediğini, küçük düşürmeye çalıştığını, geniş bir takipçi kitlesine sahip bu vaizi kıskandığını biliyoruz. İsa'nın kendi müritleri arasında bile onun pasifist öğretilerinden sıkılmış olabilecek kişiler vardı. Kudüs'te yaşayan pek çok Yahudi şehirlerini işgal eden Romalılara karşı direnişe geçmek istiyordu. Ve son olarak Kral Herod'un oğlu olan Herod Antipas. Celile'nin yöneticisi olan Antipas aylardır İsa'nın peşindeydi. Galiba Antipas'ın kendi planları vardı ve İsa'dan tamamen kurtulmak istiyordu. Haftanın başlangıcıyla birlikte bütün bu düşmanlar bir bir ortaya çıkacaktı. Pazartesi. İsa'nın ölümüne 4 gün kala. İsa Kudüs'e girdikten sonra derhal büyük tapınağa gitti. Tapınakta neler olduğunu anlamak, İsa'nın öldürülmesini kimin tezgahladığını bulmak için önemli bir adım olabilir. Efendim, bakın. İsa'nın o günkü hareketleri düşmanlarını inlerinden çıkaracaktı.
Gel. İsa için bu tapınak Tanrı'nın eviydi. İncillere göre tapınak bir grup yoldan çıkmış haham tarafından yönetiliyordu ve şarlatanlarla, dolandırıcılarla dolup taşıyordu. Evdeki verilere ve Yahudi kaynaklarına bakılırsa o dönem hahamlara dikkat etmek gerekiyormuş. Zira biraz oynaklarmış. Ziyaretçiler tapınakta satın aldıkları adaklık hayvanların parasını yalnızca yerel para birimiyle ödeyebiliyorlardı. Bu durum onları vicdansız sarrafların sömürüsüne karşı savunmasız bırakıyordu. İsa çok kızgındı. Onun hakkında emin olduğumuz şeylerden biri, her zaman mazlumun yanında yer aldı. İnsanlar kar kapısı olarak kullanılıyor, sömürülüyorlardı. İsa onlar için hayatını feda etmeye hazırdı. Halkının dolandırılması onu deli ediyordu. Evime dua evi denecektir, yazılmamış mıdır? Burayı hırsızların ağlına çevirmişsiniz. Şu hale bakın. Bu yaptıklarınıza inanamıyorum. Şu hale bakın. Pazar yeri mi burası? Bu hareket İsa'nın Celile'de verdiği ve Statiko'nun o sırada yönetimde olan kişilerin yozlaştığı, Tanrı'nın onlardan kurtulup yeni bir düzen kuracağı vaazını kusursuz bir şekilde özetlemektedir. İncil'de anlatılanlara göre tapınaktaki din adamları İsa'nın öfkeli protestosuna fena bozulmuşlardı. Nasıl bir cevap vereceğiz? Sarrafların tapınakta çalışmasına izin veren din görevlileri onların kazançlarından pay da alıyorlardı. Ancak İsa'ya sinirlenen yalnızca hahamlar değildi. Tapınaktaki hadiseden sonra Romalılar, Ferisiler ve Herod Antipas artık İsa'ya karşı harekete geçmek için gerekli sebeplere sahipti. İncillere göre İsa'yı ele veren kişi onun müritlerinden biriydi. Yahuda İskariot. Dört İncil'de de Yahuda'nın İsa'yı para karşılığı hahamlara sattığı yazılmıştır. Ancak bu parayı kimden ya da nerede aldığına dair bir bilgi yoktur. Tarihçiler sadece tahmin yürütebiliyor. İncil'de anlatıldığına göre Yahuda'nın parayı alışının ertesi gecesi İsa ve havarileri hamursuz yemeği için toplanır. Son yemek Hristiyan geleneğindeki en ünlü sahnelerden biridir. İsa bu yemek sırasında Yahuda'nın ihanetini açığa vurur. Yazılan olacak. Benimle ekmek yiyen kişi bana ihanet edecek. İçinizden biri beni ele verecek. Kimi kastediyor sorsana. Bu ekmek parçasını verdiğim kişi. Yuhanna İncil'ine göre Yahuda, efendisinin o gece nerede olacağını hahamlara haber vermek üzere karanlıkta gözden kaybolur. Git. Yapman gereken neyse yap. Acele et. Ama Yahuda'nın gerekçesi neydi? Anlaşılan Yahuda açgözlü biriydi ve paraya düşkündü. Sonunda içindeki kötülüğe yenik düştü. Belki Tanrı böylesini istemişti. Yani bir nevi mukadderattı ve her şey planlanmıştı. İncillerde uğraşısı verilen bu açıklamaların hepsi şu utanç verici gerçeğin üstesinden gelebilmek içindir. 12 havarisinden biri İsa'ya ihanet etmişti.
O gecenin devamında şehir duvarlarının hemen yakınındaki Getsemane bahçesinde İsa'nın kehaneti gerçekleşecekti. Baba, bu yükü benim omuzlarımdan alabileceksen öyle olsun. Baba, bu yükü benim omuzlarımdan alabileceksen öyle olsun. Neden uyuyorsunuz? Kalkın, uyanın. Hain aramızda. Efendim. Dostum. Ne yapmaya geldiysen yap. Yahuda bu esnada hahamların İsa'yı tutuklaması için gönderdikleri tapınak muhafızlarına efendisini deşifre eder. İnsanoğluna bir öpücükle ihanet ediyorsun. Ama Yahuda gerçekten İsa'ya ihanet etti mi? Bazı tarihçiler Yahuda olayında belli başlı eksiklikler olduğunu öne sürüyor. Bunlardan ilki Yuhanna İncil'inde ortaya çıkıyor. Bu metine göre Yahuda grubun para taşıyıcısıdır. O da grubun içinde, hatta liderlerden biri. Gerekçesi Matta'nın dediği gibi para peşinde olması olamaz. Zaten tüm para ondaydı. Tek yapması gereken, buraya kadarmış dostlar, bu iş olacak gibi değil, parayı da alıp gidiyorum demekti. Böylelikle şu sürekli bahsini duyduğumuz 30 parça gümüşten çok daha fazlasına sahip olabilirdi. Peki sebep para değilse neydi? İnciller bize bunun cevabını verebiliyor mu? Kudüs'e doğru yola çıktıklarında İsa, Yahuda ve diğer havarilerine bir söz vermişti. Onlar, yani seçilmiş 12 kişi, Tanrı'nın yeni krallığını onunla beraber yöneteceklerdi. Kendinizi nasıl hazırlayacaksınız? Zamanın akıp geçmesi ve bahsedilen krallığın gelişine dair herhangi bir işaret olmaması, içlerinden bazılarının öfkeye kapılmasına ya da hayal kırıklığına uğramasına sebep olmuş olabilir. Bu 12 kişiden en az birinin sevgisinin davaya ihanet edecek kadar azalmış olması da çok mantıksız gelmiyor. Yuhanna'nın İncil'inde Yahuda'nın dargınlığına dair daha fazla kanıt buluyoruz. Kudüs'e gelişlerinden günler önce Yahuda, İsa'yı bir kadın tarafından pahalı kokulu yağlarla meshedilirken görür ve küplere biner. Ne ziyan. Bu parfümü satıp iyi para elde edebilir ve fakir fukaraya verebilirdi. Onu rahat bırak. Fakir fukara her zaman olacak. Bence Yahuda şok olmuştu. Bir dakika, yani yoksullara yardım etmek istiyoruz. Onları sömürenlerden kurtulmanın planlarını yapıyoruz ve sen gelmiş mücadele ettiğimiz bu insanların yaptığı gibi kendine lüks harcamalar yapıyorsun. Aç gözlü hahamlar da aynen böyle yapmıyor mu? Eğer Yahuda hayal kırıklığına uğradıysa, bu hissiyatı siyasi ve dinsel otoritenin merkezi Kudüs'e vardıklarında tepeye vurmuş olabilir. Tarihçiler o sırada kentte Roma yönetimine başkaldırmak isteyen pek çok isyancının bulunduğu konusunda hemfikir. İsyan çıkması an meselesiydi ve etraf Romalılara karşı savaşmak için başlarına geçecek bir lider bekleyen Yahudilerle doluydu. Kudüs o sırada uyanan bir yanardağ gibiydi. Patlamaya hazırdı. İsa'nın tapınağı yerle bir ettiğini gören Yahuda, bu öfkeli çıkışın gerçek bir isyana dönüşeceğini mi ummuştu? Şimdi değil, şimdi değil.
Yahuda'yı tapınakta İsa izlerken hayal edebiliyorum. İşte benim kahramanım. Sonunda yaptı yapacağını. Peki ya sorun ne İsa? Şimdi ne yapıyorsun? Artık dua etme zamanı değil. Saldırma ve savaşı kazanma zamanı. Başından beri şeytanla savaştığını, Tanrı'nın krallığını yeryüzüne getireceğini söylüyordun. E hadi öyleyse. Yahuda haham temsilcisinin yanına gidip efendisini ele vermek üzere anlaşma yapacak kadar kızmış olabilir miydi? Yahuda'yı haham temsilcisiyle buluşmak üzere yolda yürürken görsek ve onu durdurup, Yahuda bunu nasıl yaparsın, efendine nasıl ihanet edersin desek, herhalde ona ihanet etmek mi? Asıl o bize ihanet etti derdi. İncil'lerde havarilerin efendilerinden çelişkili mesajlar aldığına dair kanıtlar da bulunuyor. Hristiyan geleneğine göre İsa'nın hareketi pasifistti. Ancak Luka İncil'i bunun tersini söylüyor. Son yemekte Yahuda için çok geç olsa da İsa havarilerini açık bir şekilde silah altına çağırır. Sizi dışarı yalın ayak, parasız, aç yolladığımda bir şey istediniz mi? Hayır. Asla hayır. Artık işler değişti. Eğer paranız varsa yanınıza alın. Çantalarınızı da. Eğer kılıcınız yoksa cübbenizi satıp bir tane alın. Efendim. Burada iki kılıcımız var. Zamanı gelecek. Zamanı gelecek. Yahuda gerçekten suçluysa efendisine ihanetinin sebebi para mıydı, yoksa tez canlı savaşçı ruhu muydu? Matta İncil'ine göre Yahuda suçluluk duygusuyla o kadar harap olur ki sonunda dayanamayıp kendini asar. Ancak İncil'i yazanlar sadece Yahuda'nın ihanet sebebini değil, Yahuda'nın kendisini de tamamen uydurmuş olabilir mi? Eğer Yahuda'nın İsa'ya ihanet etmesinin sebebi Romalılara başkaldırmak istemesi ise Hristiyan geleneği neden asıl gerekçenin para olduğunu öne sürüyor. Dört İncil yazılış sıralarına göre sıraya konduğunda ortaya belli bir düzen çıkıyor. Yahuda karakteri giderek daha açgözlü ve alçak birine dönüşüyor. Markus İncil'inde Yahuda parayı rüşvet olarak alır. Matta İncil'inde miktar belirtilir. 30 parça gümüş. Ancak Luka ve Yuhanna İncil'lerinde Yahuda'nın ihanetinin sebebi para değildir. Yahuda ihanet etmiştir çünkü içine şeytan girmiştir. Luka İncil'inde şeytan Yahuda'nın bedenini ele geçirmiştir. Yuhanna İncil'ine geldiğimizde ise Yahuda artık iyiden iyiye karanlıklar prensine bağlamıştır. İncil'ler Yahuda'yı kelimenin sözlük anlamıyla şeytanlaştırır. Peki sebep? Cevap nerede ve ne zaman yazıldıklarıyla yakından ilgili olabilir. Roma, milattan sonra 64. İsa'nın ölümünden bir nesil sonra Hristiyanlık Akdeniz bölgesine yayılmış ve Roma'ya ulaşmıştı. Ancak imparatorluğun kalbinde Hristiyan olmak ölümle cezalandırılabilecek kadar ağır bir suçtu. Roma kaynakları imparator Nero'nun Hristiyanları bahçesini aydınlatmak için fener gibi kullandığını anlatıyor. Neron aynı zamanda barbarca bir eğlence daha keşfetmişti. Hristiyanları aslanlara yem olarak atmak.
Ayrıca Hristiyanlar sadece Romalıların zulmüne uğramıyordu. Yahudi akranları da onları hor görüyordu. Kilise bu dönemde ağır baskı altındaydı ve Hristiyanlar sinagoglara da sığınamıyordu. Zira Yahudiler onları sapkın zındıklar olarak görüyor ve mabetlerinden kovuyorlardı. İsa'nın ölümünü izleyen yıllarda ilk Hristiyanlar daha çok bir yeraltı grubunun üyeleriydiler. Kapalı kapılar ardında buluşup ibadet ediyorlardı. Hristiyanlara uygulanan eziyetler onların kendilerini tanımlayışlarında ve geleneklerini yaratışlarında elbette etkili oldu. İsa'nın zulme uğrayışını, tutuklanışını ve çarptırıldığı cezayı anlatırken bu hikayeye kendi zulme uğrayış tarihlerinin objektifinden bakıyorlardı. Ancak kısa bir süre sonra bütün siyasi tablo inanılmaz bir değişim geçirdi. Milattan sonra 66 yılında Kudüs'te yaşayan Yahudiler Roma işgaline karşı baş kaldırdı. Bunun karşılığında yüz binlerce Yahudi katledildi. Kutsal şehir ateşe verildi ve tapınak yerle bir edildi. Bu onlar için 11 Eylül gibi bir olaydı. Etkileri çok büyük oldu. Büyük tapınak sonsuza kadar yerinde duracağını sandıkları bir mabetti ve yıkılışı herkesi şoke etti. Pek çok tarihçi ilk Hristiyanların İsa'nın hikayesini İncil'lerde anlatmaya başlarken çok zor bir stratejik karar vermek zorunda kaldıklarına inanıyor. İncil yazarları Musevi geleneğine olan bağlılıklarını mı ilan edeceklerdi, yoksa Roma'ya zeytin dalı mı uzatacaklardı? İlk Yahudi savaşının gölgesinde yazılan İncil'ler bir nevi kendilerine "Biz nereye aidiz?" sorusunu sorar. Bu ezilmiş topluluğun bir parçası mıyız? Romalıların canını okuduğu Yahudilerle aynı kaderi mi paylaşıyoruz? Yoksa Roma'yla bir derdimiz olmadığını, imparatorluğun otoritesini kabul ettiğimizi göstermenin bir yolu var mı? İncil yazarlarının siyasi çıkarlar uğruna Roma'ya olan bağlılıklarını göstermeleri gerektiyse, bunu İsa'nın hikayesinde öne çıkan Yahudi bir karakteri kötüleyerek yapmak istemiş olabilirler. Bazı uzmanlar bu argümanı daha da ileri götürüyor. Onlara göre Yahuda karakteri o kadar yapmacık ki gerçekten yaşayıp yaşamadığı bile sorgulanabilir. Yahuda aslında bir hikaye kahramanı mı sorusuyla hepimiz yüzleşmeliyiz. Aslında olabilirdi. İsa esas olan, bu açık. Bir de kötü adama ihtiyaç var. O da Yahuda oluyor. Gayet iyi bir hikaye. Judas ismi Ciu'dan türemiştir ve Yahudi anlamına gelir. Bu da onun gerçek biri değil, kötülenmek istenen topluluk için bir takma isim olduğu ihtimalini akla getiriyor. Ancak bazı uzmanlar bu görüşe karşı çıkıyor. İsa hakkında bir hikaye uydurup içine ona ihanet etmiş bir havari eklemek kimin aklına gelir ki? Bence hiç inandırıcı değil. Bence Yahuda gerçek bir karakterdi. Nesiller boyu bu şekilde tasvir edilmesinin ve algılanmasının sebebi, onun kötülüğün kişileştirilmiş hali olarak sunulması çabasıydı. Aynı İsa'nın iyiliğin kişileştirilmiş hali olarak sunulma çabası gibi. Tarihsel gerçeklik ne olursa olsun, Yahuda'nın hikayesi zaman içinde Hristiyan inancının temeline yerleşti. Peki ama Yahuda'nın İsa'nın ölümündeki rolü kendilerini Yahudi geleneğinden uzaklaştırmak amacını güden İncil yazarları tarafından üzerinde oynanmış, hatta belki de uydurulmuş bir hikaye ise İsa'yı gerçekte kim ele verdi? Salı. İsa'nın ölümüne 3 gün kala. Krallık yarın geliyor. Hazır mısınız?
O hafta Kudüs'te İsa ile derdi olan başka şüpheliler de bulunmaktaydı. Uyanırsanız göreceksiniz. İsa 2 gün boyunca tapınağın her köşesinde vaaz vermişti ve bu vaazlardan birinde eski düşmanlarıyla karşı karşıya geldi. Ferisiler. Ferisiler dosyası. İsa, Celile'deki vaazlarında Tevrat geleneğine bağlılığıyla bilinen Yahudi mezhebi Ferisilere birçok defa öfke kusmuştu. Ona göre Ferisiler yazılı metni kanunun doğasından üstün tutuyordu. Ferisiler insanların yalnızca ibadet ederken ihtiyaç duyulabilecek sürekli bir saflık halinde olmalarını istiyordu. Ve İsa buna karşı çıkıyordu. Sürekli el yıkamak, Şabat günü için konulan aşırı katı kurallara uymak, yediğiniz buğdayın çekirdeğini bile elleyememek ona çok saçma geliyordu. Pek tabii Ferisiler de ondan pek haz etmiyordu. Markus İncil'ine göre Ferisiler İsa'yı tuzağa düşürmeye çalışmışlardı. Efendi, sana bir sorum olacak. Sen bilge bir adamsın, bunu biliyoruz. Bize sadece ve sadece Rabbin yasasını öğretirsin. Pekala, öyleyse söyle. Roma İmparatoruna vergi ödemeli mi, ödememeli mi? Ferisiler İsa'nın Roma işgalini ve imparatorunu tanımadığını dile getirmesini istiyorlardı. Zira bu suçun cezası ölümdü. Sizi ikiyüzlüler. Neden benim peşimdesiniz? Bana bir bozuk para gösterin. Bozuk para dedim. Hadi ona bozuk para gösterin. Bu kafa kime ait? Sezar'ın. Kimin kafası, kimin yazısı? Sezar'ın. O halde Sezar'ın hakkı Sezar'a, Rabbin hakkı da Rabbe. Bu yanıt Ferisileri kızdırdı. Çünkü İsa onlardan daha akıllı, daha güçlü, daha bilinçli görünmüştü. Ferisilerin onu küçük düşürme çabaları tam ters etkiyi yaratmıştı. İsa yıllar boyu Celile'deki Ferisilerden kendine taraftar bulmuştu. Ama şimdi kutsal kentte bu mezhebi alenen aşağılıyordu. Siz mi kendinize Tevrat'ın koruyucuları diyorsunuz? Ferisiler. Aynı kireçle boyanmış kabirler gibisiniz. Kabirler dışarıdan iyi görünür. Ama içleri kemik ve pislikle doludur. Sizi yılanlar, sizi engerek soyundan gelmeler, cehenneme gönderilmekten kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz? İsa son olarak Ferisilerin damarına bastı ve onlara atalarının önceki peygamberleri öldürdüğü gibi onların da kendini öldürmeleri yönünde meydan okudu. Şaşalı mezarlıklarınızı ve azizlere adadığınız heykellerinizi inşa ede durun. Babalarınızın zamanında yaşasaydınız, peygamberlerin katlinde asla parmağınız olmayacağını söylüyorsunuz. Yani peygamber katillerinin evlatları olduğunuzu itiraf ediyorsunuz. Devam edin, babalarınızın başladığı işi bitirin. Ferisilerin İsa'yı tuzağa düşürme çabaları başarısız olmuştu. Bazı uzmanlar bu olayın Ferisilerin nihai kararında etkili olduğunu öne sürmekte. Küçük düşen insan ne yapar? Bu adamdan kurtulacak adamların grubuna dahil olacağız der. Bizi utandırdı. Oysa biz büyük öğretmenleriz. Bunu herkes bilir. Biz Ferisileriz. Yani evet. İsa'yı kimin ele verdiğini düşünüyorum da. Ferisilerin de bu olayın arkasında yer aldığını kabul etmek gerekir. Bu teori bazılarına mantıklı gelse de bazı uzmanlar aynı fikirde değiller. Ferisileri Kudüs'te elleri ovuşturarak dolanıp İsa'yı tutuklamak için planlar kurarken hayal edemiyorum. Teolojik olarak ayrı düştükleri noktalar elbette vardı. Ama İsa'nın ölümüyle bir alakaları olduğunu da sanmıyorum.
Ferisilerin o dönem siyasi bir güç olma iddiaları yoktu. Peki Ferisilerin İsa'ya karşı harekete geçmek için sahip olmadığı siyasi güce kim sahipti? Matta İncil'inde bu konuyla ilgili ilgi çekici bir ipucu bulunmakta. Matta da kendi İncil'inde bozuk para olayından bahseder. Ancak onun hikayesinde İsa'yı tuzağa düşürmeye çalışan Ferisiler değil, Yahudi tapınağının haham başısı Kayfas tarafından yollanan ajanlardır. İsa'nın Kudüs'e gelişi yoğun bir ilgi ve aynı zamanda rahatsızlıkla karşılandı. Onu ele veren ister Yahuda, ister Ferisiler, ister tapınak görevlileri olsun. Burayı hırsızların ağlına çevirdiniz. İncillerin hepsinde İsa'nın tutuklanmasının ve öldürülmesinin arkasındaki adam aynıdır. Haham başı Kayfas. Kayfas dosyası. İsa'nın tapınakta çıkardığı olay kuşkusuz Kayfas'ın kulağına gitmişti. Bu adam hızla bir efsaneye dönüşüyor. İşler daha fazla çığırından çıkmadan onu yakalamak için bir bahane bulmalı ve İsa'yı durdurmalıyız. Bence Kayfas, İsa ve Celileli taraftarlarını gördüğünde bu hareketin Yahudiye'de de yandaş bulmasından, bir isyan çıkmasından ve sonunda kendisinin ve hahamlarının yerine başka bir ekibin din işlerinin başına gelmesinden korkmuştu. Eğer onu yakalayacaksak bu işi bayramdan önce yapalım. Yoksa nur topu gibi bir isyanımız olur. Dört İncil'de de Kayfas'ın cesur ve nihai bir karar aldığı yazar. Perşembe. İsa'nın ölümüne bir gün kala. Kayfas'ın emrindeki tapınak muhafızları İsa'yı Getsemane bahçesinde yakalayıp tutuklamışlar ve şehre sürüklemişlerdi. İncillerin üçünde yazılanlara göre İsa horlanmış, dayak yemiş ve sonrasında haham başının lüks konutuna getirilmişti. Kayfas orada yanında Yahudilerin yüksek kurulu Sanhedrin'in üyeleriyle İsa'yı bekliyordu. Sen Mesih misin? Kutsal olanın oğlu musun? Cevap ver. Yuhanna'nınki dışında bütün İncil'lere göre Kayfas'ın İsa'yı tutuklama ve sorgulama sebebi basitti. Büyük tapınağın yöneticisi Kayfas'tı ve ona göre İsa'nın tapınaktaki hareketleri düpedüz mülke tecavüz demekti. Evime dua evi denecektir diye yazılmamış mıdır? Kayfas'ın dosyası tapınaktaki bu önemli olayın inanılırlığına dayanmakta. Hristiyan geleneğine göre İsa'nın hareketleri o kadar tesirlidir ki tapınağın yozlaşmış düzeni derhal hale yola girmiştir. Ancak bazı uzmanlar sadece bir kişinin bu kadar devasa bir binada bu kadar büyük bir kargaşa yaratamayacağını söylüyorlar. Burada kocaman bir yerden bahsediyoruz. Tapınak mıntıkası dediğimiz bölgenin içine 25 futbol sahası sığabilir. Kudüs'teki çok sayıda hacıyla birlikte tapınağın kapasitesi dolabiliyordu. Noel arifesinde bir havaalanı düşünün. Öyle bir insan yoğunluğundan bahsediyoruz. Eğer tapınak olayı gerçekten olduysa kaç kişi İsa'yı görmüştür? 15 metre ötedekiler onun ne yaptığını fark etmiş midir? Neler olduğunu kim tam olarak anlatmıştır? Merak ediyorum.
Uzmanların tapınak olayının gerçekliğini sorgulamasının başka bir sebebi daha var. Pek çok akademisyen, İncil'lerin Büyük Kudüs Tapınağı'nın 70 yılında Romalılar tarafından yıkılmasından sonra yazıldığına inanıyor. Bazıları da tapınak hadisesinin İsa'nın ölümünden 35 yıl sonra gerçekleşen bu yıkım için bir metafor olarak kullanıldığını düşünüyor. Hristiyanlar Yahudi iken, ki bence İncil yazarlarının durumu aynen böyleydi, tapınağın yıkılması dinsel olarak anlam kazanması istenen bir olaydı. Bu olayı İsa'nın ölümüyle ilgili hikayeyle ilişkilendirmek de bu yönde atılmış bir adım olabilir. İsa'nın sarraf tezgahlarını ters yüz etmesi bu tip bir yıkımı sembolize ediyor ve İncil yazarları bu şekilde tapınağın yok ediliş sebebini de ortaya koymuş oluyor. İsa'nın tapınaktaki öfke nöbetinin tutuklanmasıyla bir alakasının olmadığına dair bir kanıt daha bulunuyor. Yuhanna İncil'inde İsa sarrafların tezgahlarını kırıp döker. Ancak bu olay İsa'nın ölümünden 3 yıl önce onun Kudüs'e yaptığı konumuzdan bağımsız başka bir ziyarette gerçekleşir. Ve herhangi bir sonucu da olmaz. Pazar yeri mi burası? Eğer tapınak hadisesi yıllar sonra gerçekleşen bir olayı anlamlandırmak için yazıldıysa, akla bir soru daha geliyor. Bu olay gerçekten oldu mu? Eğer o hafta içi tapınakta herhangi bir olay olmadıysa, Kayfas'ın İsa'yı tutuklama gerekçesi de ortadan kalkardı. Ancak hahambaşı Kayfas'ın başka gerekçeleri vardı. Buraya gel. İsa tutuklanmasının ardından sorguya çekilmişti. Yürü, yürü, hadi. Üç İncil'e göre bu sorgu olay için özel olarak bir araya gelmiş bulunan Yahudi konsülü Sanhedrin tarafından yapılmıştı. Ancak bu üç İncil'den sadece birinde, Markus İncil'inde Kayfas İsa'dan istediği cevabı alır. Sen Mesih misin? Sen Tanrı'nın oğlu musun? Öyleyim. Hahambaşı, sen Mesih misin, Tanrı'nın oğlu musun diye sorar. İsa, öyleyim cevabını verir. Ah! Başka tanık çağırmamıza gerek bile yok. Hepimiz bu küfrü işittik. Kararınız nedir? Suçlu! 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 Suçlu kararı hahamlara İsa'ya eziyet etme hakkını verir. Peki ama Markus İncil'i olayları doğru bir şekilde mi anlatmakta? Markus İncil'inde İsa kendi kendini ele verir. Sen Tanrı'nın oğlu musun? Öyleyim. Ancak Luka ve Matta da Kayfas'ın aynı sorusuna İsa daha kaçamak bir yanıt verir. Sen Tanrı'nın oğlu musun? Öyle olduğumu sen söylüyorsun. Dört İncil'deki dava anlatımları karşılaştırıldığında ortaya pek çok çelişkinin çıktığı görülüyor. Markus ve Matta'ya göre dava gece yarısı görülmüştür. Ancak Luka'da dava gündüz vakti gerçekleşir. Matta ve Markus'ta İsa aleyhinde ifade veren tanıklar vardır. Luka'da ise tanık yoktur. İsa'nın Yahudi Sanhedrin önünde görülen davası hakkında anlatılanlara inanmak çok zor. Çünkü ortada güvenilir bir kaynak bulunmamakta. İsa hemen ertesi gün öldürüldü. Yani davada neler olduğunu kimseye anlatmış olamaz. Yahudi yöneticilerin de havarilere dava hakkında basın açıklaması yaptığını pek sanmıyorum. Yeni Ahit'teki tüm hikayeler içinde Sanhedrin sorgusu doğrulanması en güç olan.
Pek çok İncil uzmanı bu davanın aslında hiç gerçekleşmediğini düşünüyor. Bence tek bir açıklama var. Dava falan olmadı. Olamazdı da. Eğer Yahudi geleneği hakkında az buçuk bir şey biliyorsanız dava olmadığını da bilirdiniz. Gece yarısı dava olmaz. Şabat öncesi dava olmaz. Hamursuz kadar büyük bir bayram öncesi dava olamaz. Bu Amerikan yargıtayının Noel gecesi toplanıp trafik cezası davası görmesine benzer. Dava olsun ya da olmasın, Kaypas bir hahambaşı olarak sınırlı yetkiye sahipti. O dönem yaşamış Filo ve Josephus gibi tarihçiler sadece Romalıların ölüm cezası verebildiğini yazıyor. Bu, Kaypas tarafından sorgulanan İsa'nın sonrasında neden apar topar Romalı valinin makamına götürüldüğünü açıklıyor. Dört İncil'de de bu olay anlatılmıştır. İsa burada gözünü kan bürümüş Kaypas ve İsa'nın ölümünü bekleyen Yahudilerden oluşan kalabalığın durmadan kışkırttığı Pontius Pilate tarafından bir sorgudan daha geçirilecekti. Bu da nesi? Burada neler oluyor Kaypas? Bu adam başımıza bela oldu. Bu adam bir provokatör. Bu adam ölmeli. Onu çağırmaya gel. Onu çağırmaya gel. Onu çağırmaya gel. Pilate, İncil'lerin eski bir hamursuz geleneği olarak tanımladığı bir hükümlüyü serbest bırakma geleneğine başvuracaktı. Bir isyancı ve katil olan Barabas, İsa ile birlikte bahçeye getirildi, kalabalığa bir seçim şansı sunuldu. Bu adamı serbest bırakabilirim. Bu isyancı katili mi serbest bırakayım, yoksa sizin Yahudi kralınızı mı? Barabbas, Barabbas, lütfen. Peki ya bu adam? Çağırmaya gel. Onu çağırmaya gel. Yeni Ahit'te Kaypas'ın kalabalığı kışkırttığı yazılır. Ancak Yahuda'nın tasvir edilişindeki gibi bu hikayede İncil'den İncil'e farklılık göstermekte. İlk İncil olan Markus, İsa'nın ölümünden yaklaşık 35 yıl sonra yazılmıştır. O metinde kalabalık sadece izleyici rolündedir. Matta'da ise İsa'nın ölümünü isteyen kalabalığın kendisidir. Luka'da kalabalığın sayısı giderek artar. Ve İsa'nın ölümünden 90 yıl sonra yazılan Yuhanna'da artık bütün halk İsa'nın ölümünü istemektedir. Bütün halk derken kastedilen İsrail halkıdır. Bu ilerlemeyi nasıl açıklayabilir? Bence çok açık. Amaç Yahudileri şeytanlaştırmak. İsa'yı Yahudilerin çarmıha geldiğini ve İsa'nın aslında Yahudi olmadığını belirtmek. Matta İncil'inde Yahudi topluluğu suçlarını kabullenir. Yahudilerden oluşan kalabalık, kanı bizim ve çocuklarımızın elindedir diye bağırır. Yani Matta'ya göre bu kalabalık İsa'nın ölümünün sorumluluğunu üstlerine alır. Bununla kalmayıp gelecek nesillerinin de sorumlu olduğunu söyler. Akademisyenler Yahudilerin bu sözde kabullenişinin Hristiyanlar tarafından Orta Çağ'da anlamlandırıldığını iddia ediyor. Bu elbette yüzyıllar boyu süren korkunç antisemitist eylemlere sebep oldu. Hristiyanlar güçlü konuma geldiklerini ilk iş görüyorsunuz. Yahudiler İsa'nın ölümünün sorumluluğunu kabul ettiler. Bu Mesih katilleri cezalandırılmayı hak ediyor dediler. Eğer İsa'nın çarmıha geriliş hikayesi İncil yazarları tarafından Yahudilere çamur atmak amacıyla değiştirildiyse, Kaypas'ın olaydaki tarihsel rolü de aynı kaderi paylaşmış olabilir mi? Eğer Yahudi mahkemesi uydurulmuş ve Pilate'nin makamında toplanan kalabalık abartılmışsa, belki de Kaypas da Yeni Ahit'te resmedildiği gibi gözü dönmüş bir cani değildi.
Kayıpas'ın İsa'yı çarmıha germek istediği fikrini tamamen reddediyorum. Bu İncil yazarlarının Romalıları temize çıkarmak ve İsa'yı mahkum edenleri başkaları gibi gösterme çabasından başka bir şey değildir. Peki eğer İsa'nın ölümünden ne Yahuda, ne Kayıpas, ne de Ferisiler sorumluysa kim sorumluydu? Cuma, İsa'nın öldüğü gün. Hamursuz bayramı günü Pontius Pilate aniden uyandırılır. Eğer İnciller Yahuda ve Kayıpas'ı İsa'nın ölümü için haksız yere suçluyorsa, bu durumda Roma valisi Pilate hakkında ne diyebiliriz? Bütün İnciller Pilate'nin İsa'yı mahkum etmekten kaçınmaya çalıştığını belirtir. Pilate dosyası. 1. yüzyıl tarihçisi Josephus, İsa'nın ölüm kararını verenin Pilate olduğunu doğrular. Ama acaba İsa'nın tutuklanışı ve infazı da mı onun sorumluluğundaydı? Bana kalırsa Pontius Pilate gayet orta karar bir Roma valisiydi. Roma valileri üst sınıf Romalılardan seçilirdi. Bu valiler vilayetleri yöneten iktidarlı yetkililerdi. Pilate halihazırda siyasi bir gün olan Hamursuz Bayramı'nda şehre geliyor. O gün bir halkın doğuşunun, kurtuluşunun kutlandığı bir bayram. İsa'nın öğretileri oldukça tartışmalı. İsa'nın Roma'ya karşı silahlı başkaldırı çağrısı yapmadığını düşünsek bile, Hamursuz Bayramı arifesinde yeni bir krallığın gelişinden bahsetmek yeteri kadar ateşli sayılabilir. Tanrı'nın İsrail halkını baskı altında tutanlara gazabını gösterdiği gün kutlanıyor. Böyle bir bayramda barışı korumakla yükümlü olduğunuzu bir düşünün. Pilate ve Kayıpas birbirlerini iyi tanıyorlardı. Bu da nesi? Burada neler oluyor Kayıpas? Bu da ne? Bu adam bir provokatör. Gittiği her yerde olay çıkarıyor. Halkımız için bir tehdit. O halde onu kendi kanununuzla yargılayın. Pilate'nin Yahudileri hor görmekle kalmayıp onlardan nefret ettiğine eminim. Yeter! Başka türlü davranan, başka türlü beslenen bu insanları gerçekten anlayamıyordu. Aynı zamanda kendi mıntıkasında olay çıkmamasını isteyen her valinin yaptığı gibi fazla tahrik edici olmamaya gayret ediyordu. Götürün onu buradan. Dört İncil'de de Pilate rüşvetçi Yahudi hahamları tarafından isteği aleyhinde davranmaya zorlanan biri olarak sunulur. Bizim idam cezası verme yetkimiz yok. Bu adam ölmeli. Onu çağırmaya gel. Yeter! Onu çağırmaya gel. Düşman kalabalığın sayısı her yeni İncil'de nasıl artıyorsa Pilate de giderek daha merhametli birine dönüşür. İlk İncil olan Markus'ta yalnızca olaya karışmak istemeyen kararsız bir Pilate görürüz. Hristiyan geleneği geliştikçe Pilate daha nazik, Yahudiler de daha cani olur. Bu adam kime ne kötülük etti? Onu çağırmaya gel! Onu çağırmaya gel! Olamaz! Bunu hak edecek hiçbir şey yapmamış. Ona bir bakın! Hayır, neden? Ne yaptı ki? Son İncil olan Yuhanna'ya geldiğimizde, Pilate artık koşulların zorluğundan kaçamak cevaplara sığınan bir kurbandır. Kalabalığın tacizlerinden usanan Pilate, İsa'yı sığınması için kendi evine götürür.
Adama bir tabure verin. Pilat da İsa'nın çarmıha gerilişini haklı göstermek için onun siyasi bir isyan başlatmak üzere olduğuna dair kanıt bulmalıdır. Sen ne yaptın böyle? Ne yaptın ki kendi insanların, kendi din adamların seni buraya getirdiler? Kendine kral dediğini söylüyorlar. Söyle bana, ben Yahudi değilim, sen onların kralı mısın? Bizim krallığımız bu dünyada değil. Öyle olsa, takipçilerim şu anda benim için savaşıyor olurdu. Eğer Pilate İsa'yı sorguladıysa, bu kuşkusuz onun deli olup olmadığını anlamak içindir. Eğer deliyse önemli bir sorun olmazdı. Ama eğer gerçekten siyasi bir emeli varsa, onun serbest bırakılması tehlike arz edebilirdi. Bir suç işlememiş. Yuhanna İncil'inde Pilate kalabalığa 3 defa İsa'nın masum olduğunu söyler. Üçünde de kalabalığın sesi onunkini bastırır. Onu çağırmaya gelmelisin. Seni çağırmaya gerdirebilecek ya da serbest bırakabilecek yetkiye sahip olduğumu biliyorsun herhalde, değil mi? Eğer Tanrı vermeseydi, benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı. Bütün bunlar Pilate'nin otoriter bir liderden çok bir piyon olduğunu göstermek için yazılmıştır. Kendi kararını kendisi veremediği için şu ya da bu şekilde birileri onu ikna eder. Hristiyan inancına göre Pilate, İsa'yı idam etmekten o kadar çekiniyordur ki, Yuhanna İncil'inde İsa onu teselli edip, "Dert etme, asıl günah haham başının" manasına gelen sözler söyler. Daha büyük suç, beni sana teslim eden adamındır. Matta İncil'inde bir sürpriz daha vardır. Bu metinde İsa'nın masum olduğuna yalnızca Pilate değil, Pilate'nin karısı da inanır. Zira rüyasında İsa'nın iyi bir adam olduğunu görmüştür. Ana! Ana! Pilate kalabalığın efelenmesine daha fazla dayanamayacaktır. Ve Matta İncil'inde Pilate sorumluluğun kendisine ait olmadığını elini yıkayarak gösterir. Madem böyle istediniz, ben bu adamın kanını elimden siliyorum. Ne yapacaksanız kendiniz yapın. Peki ya tarihsel dokümanlar Pilate'nin güçsüz ve kararsız bir yönetici olarak çizilen portresini doğruluyor mu? 1. yüzyıl tarihçileri Josephus ve Philo Pilate'yi daha farklı anlatıyor. İnsanlara acımasız davrandığı için Roma'ya geri çağrılan belki de tek vali Pilate'dir. Roma zaten gaddar bir koloni rejimi uygular ve eğer görev yerinizden ayrılmanız istenecek kadar acımasızsanız herhalde bir sonraki işiniz başkentte olacaktır. İncil yazarları metinlerini İsa'nın ölümünden yıllar sonra kutsal kent henüz Roma'nın elindeyken yazmışlardı. Pontius Pilate karakteri Romalılara hoş görünmek için değiştirilmiş olabilir miydi? Gerçek Pilate lütfen ayağa kalksın. 1. yüzyılda yaşamış Yahudi asıllı tarihçi Philo'ya göre Pilate katı, inatçı, bencil ve acımasız biridir. Josephus daha da rahatsız edici bir portre çizer. Pilate'nin hiç de sanıldığı gibi güçsüz bir karakter olmadığını Josephus şu olayı naklederek belirtir. Josephus'a göre Romalı vali Kudüs'ün öfkeli kalabalığıyla daha önce karşı karşıya gelmişti. Pilate Kudüs'e kaynak suyu sağlamak için 30 kilometre uzunluğunda bir su kanalı inşa etmiştir. Ancak bütçeyi Yahudi tapınağından çaldığı paralarla denkleştirmiştir. Olaya öfkelenen bir grup şehirli bir gün Pilate ve muhafızlarına saldırır. Görünüşte savunmasız olan Pilate aslında bu anı titizlikle planlamıştır.
Aslında askerleri kendilerini Yahudi kıyafetleriyle gizlemiştir ve kalabalık Pilate'ye yaklaştığında cübbelerini bir yana atıp kılıçlarını çeker. Eğer bu anlatılanlar doğruysa elimizde İncil'lerde anlatılanlardan çok farklı bir adam var demektir. Bu kana susamış tarihi figür kalkıp şöyle diyor. Yanlış bir şey yapmamış. Onu cezalandırmak istemiyorum. Dostlarım, neden onu öldürmemi istiyorsunuz? Peki ama şunu bilin ki ellerimi yıkıyorum, kanını temizliyorum. Peki Pilate hangisiydi? Ürkek bürokrat mı yoksa militarist canavar mı? İncillere mi inanacağız yoksa Josephus ve Filo gibi ahir yazarlara mı? Bazıları bu tarihçilerin dinleri sebebiyle taraflı olduğunu iddia ediyor. Onu bir şeytana çeviriyorlar. Pilate ile bir dertleri var. Taraflılar. Josephus da Filo da. Bu yüzden gidip Pilate'yi bir canavar, aşağılık bir herif gibi resmediyorlar. Ancak Pilate gerçekten Josephus ve Filo'nun anlattığı gibi biri ise İncil yazarları güvenilirliklerini iyice kaybedecek. Pilate'yi hızlı karar veren siyasi bir figür olarak görüyorum. Kararlarında da genelde oldukça acımasızdı. Yahudi değildi. İsa onu ilgilendirmiyordu. Bu insanları acayip fikirlere sahip bir aptal sürüsü olarak görüyordu. Josephus da aynı şeyleri söylüyor. Pilate kararlı ve merhametsiz biriydi. Demek ki Pilate'nin sütten çıkmış ak kaşıklığı tarihsel bir gerçeklik değil. İncillerin Yunan ve Roma kültürlerinde başarılı olabilmesi için yaratılmış bir maske. Eğer Pilate çekingen değil, aksine zalim birisi ise Kaypas'la ilişkisi de tamamen farklı olurdu. Biliyorsun, huzuru bozacak hiçbir eyleme izin vermem. Bu peygamber İsa hikayesi nedir? Başımıza bela mı olacak? Kaypas'ın Pilate'ye, bak ikimiz de İsa'nın siyasi bir tehdit olmadığını biliyoruz dediğini hayal edebiliyorum. Hepsi boş laf. Laflar bazen eylemlere dönüşür. İsa'nın takipçilerinin silahsız olduğunu biliyoruz. Kalabalıkları az biraz heyecanlandırdığı doğru. Sana İsa'yı getirirsem başka bir şey yapmayacağına söz verir misin? Ve Pilate de tamam, onu buraya getirmek için 15 dakikan var derdi. Boş yere vakit harcayamam. Bu işi hemen şimdi bitirelim. Eğer İsa'nın ölümünden Pontius Pilate sorumluysa, İsa Kudüs'e ayak bastığı andan itibaren mimlenmiş bir adamdı demektir. Eğer 1. yüzyıl tarihçilerinin söyledikleri doğruysa, Pilate acımasız ve zalim bir valiydi. Belki de İsa'nın hareketlerini Paskalya'dan önceki pazar günü İsa şehre girdiğinden beri izliyordu. Uzmanlara göre Pilate'nin şehrin içinde konuşlanmış 3000 kadar askeri vardı. Bu askerler İsa gibi baş belaları için tetikteydi. Romalılar elbette Aramice bilmiyordu ama yüzlerce insanın eşeğini şehre doğru süren bir adamın yollarına palmiye yaprakları döktüğünü ve işte bu Mesih'tir diye bağırdığını duysanız, bu adamların Yahudilerin kralından bahsettiğini herhalde az çok anlardınız. Nedir bu? Tapınaktaki hadiseyi ihbar eden hahamlar değil de Romalı askerler olabilir miydi? Zira tapınak Romalıların Antonia Kalesi'nin gölgesindeydi. O halde İsa'nın tutuklanmasını planlayan Kaypas değil, Pilate olabilirdi. Yuhanna İncil'inde bunu destekler nitelikte ipuçları bulunuyor. Yuhanna'ya göre İsa'yı Getsemane bahçesinde tutuklayanlar arasında Romalı askerler de vardı. O grubun içinde Romalıların da olması kumandanın Pilate'de olduğunu gösterir.
Pilate durumun Hanbaşı tarafından çözülmesi gereken ve Yahudileri ilgilendiren bir sorun olduğunu düşünmüş, İsa'yı Kayfas'ın evine yollamış olabilirdi. Ancak Yuhanna İncil'i o gece olanları oldukça farklı bir şekilde anlatıyor. Diğer İncil'lerdeki betimlemelerle kıyaslandığında Yuhanna İncil'inde Kayfas'ın muhafızları İsa'ya dokunmamış bile denilebilir. Sanhedrin tarafından yapılmış resmi bir sorgulama da söz konusu değildir. Bunun yerine İsa ve Kayfas baş başa konuşur. Eğer Pilate İsa'yı tutuklayıp daha sonra Kayfas'a gönderdiyse Kayfas İsa'yı temize çıkarmaya çalışmış olabilir mi? Kayfas ve İsa bir araya geldiğinde neler oldu? Sana yardım etmeye çalışıyorum. Yahudiler gerçeğe tartışma yoluyla ulaşmayı sever. İyi Musevilik böyle olur. Çünkü yalnızca Tanrı tüm gerçeği bilebilir. Ama sıkı bir tartışma yaşadıklarına şüphem yok. Dört İncil'in de hemfikir olduğu kısım, İsa sonunda Pilate'ye teslim edildi. Peki eğer Pilate pasif bir bürokrat değil de acımasız bir tiransa, bunu izleyen olayları nasıl açıklayacağız? Sessizlik. Demek kendine kral diyorsun. Sen Yahudilerin kralı mısın? Josephus ve Filon'un anlattığı militarist Pilate bağırıp çağıran bir kalabalıktan etkilenmezdi. Bu açık. İsa'nın Pilate tarafından yapılan sorgusunda izleyici bir kalabalık olduğuna inanmıyorum. Orada bulunanlar da herhalde gördüklerini not almıyordu. Bu yüzden İncil yazarlarının ne olup bittiğini bilmediklerini düşünüyorum. İsa'nın çarmıha gerilmesi için haykıran Yahudi kalabalığı ve onların isteklerini boyun eğen Pilate, daha sonraki Hristiyan hikaye anlatıcılarının yarattıkları şeyler. Peki kalabalık bir yana Barabas da mı orada değildi? Eğer Barabas gerçekten bir isyancıysa o sırada hala hayatta olması beni şaşırtır. Ama ister canlı olsun ister ölü hiçbir şekilde serbest bırakılmayacağı çok açık. Barabas aslında önemsiz. Pilate'nin çok da umursamadığı bir adam olsa gerek. Çıkan bir isyan sırasında gerçekleşen bir cinayetten ötürü tutuklu. İnciller sadece bu kadarını anlatıyor. Bana kalırsa Barabas hayali kahramanın önde gideni. Kalabalığın iyi, alçak gönüllü İsa'yı mahkum ettirip, bu canavarı serbest bıraktırması, İncil yazarlarının Yahudileri aşağılama çabasından başka bir şey değildir. Barabas belki de hiç var olmadı. Eğer İsa'nın öldürülmesi için tezahürat yapan Yahudi kalabalığı ve Barabas hayali ise, İsa'yı Romalı askerler tutuklamış ve Romalı acımasız vali Pilate sorgulamışsa, Yahudi asıllı şüpheliler temize çıkıyor demektir. Ancak İsa'nın tutuklanmasından ve infazından yalnızca Pilate sorumluysa, yakalayın onu. Pilate'nin gerekçesi neydi? Sadece bir isyancıdan mı kurtulmak istiyordu? Yoksa çok daha büyük bir komplonun mu parçasıydı? İncil'lerde İsa'nın ölümü için suçlanabilecek başka karakterler gizli mi?
Bu adam bir provokatör. Nereye gitse olay çıkarıyor. Celil'e de başladı. Şimdi buraya sıçradı. Celil'e mi? Evet. O halde Herod'un otoritesine tabi. Onu Herod'a götür. Herod Antipas, Celile'nin Yahudi yöneticisi ve ünlü kral Büyük Herod'un oğluydu. Herod Antipas dosyası. Matta İncil'ine göre İsa, Beytüllahim'de dünyaya geldiğinde, Büyük Herod bu habere o kadar öfkelenmiş ki, yeni doğan her erkek ilk çocuğun öldürülmesini emretmiş. Acaba oğlu Antipas 30 yıl sonra Kudüs'te babasının başladığı işi bitirmek için mi bulunuyordu? Size başka bir şüpheli sunayım. Herod Antipas. Kendi bölgesi olan Celil'e de saygı duyulan ve sevilen herkesi kıskanabilirdi. O da aynı büyük Herod gibi Yahudilerin kralı olmak istiyordu. Bir Yahudi prensi olmasına rağmen Herod Antipas, Romalıların lütfuyla yöneticilik yapıyordu. Antipas Roma'da eğitim görmüştü. Halkına hizmette bulunmaktan çok kendini Roma imparatoruna sevdirmek ve şehevi arzularını tatmin etmek istiyordu. Antipas daha önce de İsa'nın kuzeni ve akıl hocası vaftizci Yahya'nın öğretilerine öfkelenmişti. Zira Yahya'ya göre Herod'un ensest evliliği günahtı. Yahya'nın popülaritesinden korkan Antipas onu hapse attırmıştı. Markus İncil'inde anlatılanlara göre Antipas'ın üvey kızı Salom, bir gece evlerine yemeğe gelen konuklarını etkileyici bir dansla mest etmiş, ödül olarak da korkunç bir şey talep etmişti. Yahya'nın tepsiye konmuş kafası. Markus ve Matta, Celil'e de kendini Mesih olarak adlandıran, başka bir vaizin türediğini duyan Herod Antipas'ın, vaftizci Yahya'nın reenkarne olmasından korktuğunu yazar. Galiba Herod ondan korkuyordu. Yahya'nın ruhunun geri döndüğüne, artık eskisinden de güçlü olduğuna ve İsa'nın bedeninde hareket ettiğine inanıyordu. Endişelenmekte haklıydı. Bence Herod, ona baş belası olan, kalabalığı bir araya getiren ya da onun gerçekten Yahudilerin kralı olduğunu kabul etmeyen herkesten kurtulmak isterdi. Luka İncili İsa daha çok taraftar topladıkça Herod'un onu daha yakından izlemeye başladığını yazar. Ayrıca İsa'yı öldürmek için sadece siyasi değil, maddi gerekçeleri de vardı. İsa'nın görevi dışlanmışları ve günahkarları kurtarmaktı. Rüşvetçi vergi tahsildarları ise ana hedefiydi. Luka İncili İsa'nın 12 havarisinden biri olan Matta'nın da vergi tahsildarı olduğunu ve İsa'nın onun işini bırakmaya ikna ettiğini yazar. İsa başka tahsildarları da işlerini bırakmaya teşvik etse herhalde bu Herod'u iyice kızdırırdı. Vergi tahsildarı zengin olabilmek için kesebildiği kadar vergi keser ve bu paranın büyük bir kısmı Herod'a giderdi. Herod paraya düşkündü. Yani tahsildarların olabildikleri kadar ahlaksız ve adaletsiz olmalarını istiyor. İsa ise adalet talep ediyordu. Luka İncil'ine göre İsa'nın sürekli kavgaya tutuştuğu Yahudi topluluğu, Ferisiler bile İsa'yı Herod hakkında uyardığını yazar. Yani bu boş bir tehdit değildir. Gidip o çakala deyin ki, bugün ve yarın şeytan kovmaya ve hastaları iyileştirmeye devam edeceğim. Ama yakında yola çıkacağım. Bir peygamberin eceliyle
Kudüs dışında bir şehirde karşılaşması zaten düşünülemez. Luka İncil'i doğruyu mu yazıyordu? Herod sonunda İsa'yı Kudüs'te mi yakalamıştı? Herod Antipas, Kudüs'e büyük bir ihtimalle Pilate'yi görmek ve ona İsa'dan kurtulmasını telkin etmek için gelmişti. Herod için bundan daha iyisi olamazdı, zira bu şekilde halkın sevgilisi olan bu vaiz iyileştiriciyi kendisi öldürmek zorunda kalmayacak, işi Romalılara bırakacaktı. Luka, İsa'nın iki değil, üç sorgudan geçtiğini yazan tek İncil'dir. Luka İncil'ine göre Herod eline düşen İsa ile alay etmiş ve ona kraliyet elbisesi giydirmişti. Evet, işte şimdi gerçek bir krala benzedin. Çok yakışmadı mı? İsa'nın ölümünden Herod mu sorumluydu? Pilate iki tarafında siyasi fayda göreceği bir anlaşmanın mührü olarak İsa'nın çarmıha gerilmesi emrini vermiş olabilir miydi? Luka İncil'inden alıntı yapalım. O gün Herod ve Pilate arkadaş oldular. Bu teoriyi destekleyen bir kanıt daha olabilir. Arkeologlar 1886 yılında Mısır'da bir rahibin mezarını keşfettiler. Lahitin içinde kayıp 5. İncil'den parçalar bulundu. Bu 5. İncil Petrus'a aitti. Petrus'un İncil'i Yeni Ahit dışında kalan İncil'lerin en önemlilerinden biri. Ne yazık ki tümüne sahip değiliz. Elimizde sadece bir kısmı var ama o da gayet ilgi çekici. Zira metne göre İsa'nın yargılanması sırasında ölüm kararını Pontius Pilate değil Herod Antipas veriyor. Götürün onu. O sırada Kudüs'te bulunan ve vaftizci Yahya ile başlayıp İsa ile devam eden bu can sıkıcı hareketi durdurma planları yapan biri olduğunu düşünüyorum. Herhalde İsa şehre geldiğinde Tanrı'ya şükür, işte şimdi elime düştün. Muhafızlar, ne bekliyorsunuz, yakalayın onu demişti. Bu kişi büyük bir olasılıkla Herod Antipas'tır. Bencil, zalim bir vali ve doyumsuz, ahlaksız bir prens. Bu iki acımasız adam İsa'yı öldürmek için birlikte hareket etmiş olabilir mi? Kanıtlar çok etkileyici. Eğer hikayenin aslı böyleyse, İncil yazarları Roma'nın gözüne girebilmek adına o gün olanları bir hayli değiştirerek anlatmış demektir. Ancak İncil'lerde İsa'nın acı çekip ölmesini istemek için farklı sebepleri olan bambaşka bir karakter daha yer almakta. Çarmıha gerilmesiyle son bulan hafta boyunca olan bütün olaylar, İsa'nın kendisi tarafından düzenlenmiş ilahi bir plan mıydı? Hristiyan Ortodoksisine göre İsa'nın ölümü Tanrı'nın günahkarları kurtarmak ve kefaretlerini ödemek için tek oğlunu feda ettiği ilahi bir planın parçasıdır. Peki İsa bu oyunun isteksiz bir aktörü müydü? Yoksa kendi ölümünü bizzat kendisi mi planlamıştı? İsa'nın dosyası. İsa'nın ölümünden kimin sorumlu olduğunu araştırırken, bütün bu olayların bir numaralı kahramanının asıl sorumlu olabileceği olasılığı asla unutulmamalı. Sana bir şey sorayım. İnsanlar kim olduğumu söylüyor? Mesih olduğunu söylüyorlar. Kutsal kente doğru ilerlerken İsa havarilerine Kudüs'te öleceğini bildirmişti. Çok büyük acılar çekeceğim. Yaşlılar, hahamlar, kanun adamları hepsi beni mahkum edecek ve ölümüm ellerinden olacak. Efendim, siz ölemezsiniz. Bilmiyorsun. İnsan gibi düşünüyorsun, Tanrı gibi değil. Bunun bir kehanetten daha fazlası olduğuna dair kanıtlar bulunuyor. Acaba olayları İsa'nın kendisi mi yönlendiriyordu?
İsa'nın olaylara zemin hazırlamak için adım attığına dair kanıtlar var. Müttefikleri ve takım arkadaşları bulunuyor. Şehre girerken süreceği hayvanı onlar bulup getiriyor. Şehre gidin. Kapılardan geçer geçmez bir sıpa göreceksiniz. Evet. Onu çözün ve bana getirin. Olur mu? Elbette. Şehre zafer iddialı girişi din adamlarını ve Roma askerlerini provoke etmek için bilinçli bir hareket miydi? Evime dua evi denecek yazılmamış mıdır? Eğer gerçekten olduysa tapınak hadisesi de düşman toplamak için bilerek yapılmış bir eylem olabilir mi? Ferisilerle yaptığı tartışmalarda. Cehenneme gideceksiniz. İsa yöneticilerden bilerek kaçıyor ve kendini hamursuz bayramının son günü yapacağı sıra dışı bir isyan hareketine mi saklıyordu? İsa riskli olduğunu bilmesine rağmen şehirde kalmayı seçti. Kaçıp gidebilirdi. Bir gece gizlice Celile'ye dönebilirdi ama o bunu yapmadı. Yani bir nevi çarmıha gerilmesine varan olayların zeminini o hazırladı. Luka ve Markus İncil'lerinde son yemeğin İsa'nın bir süredir hazırladığı planın bir parçası olduğuna dair kanıtlar bulunmakta. Kardeşlerim, kardeşlerim. Hadi şehre gidin. Sizi elinde içi su dolu bir sürahiyle bir adam bekliyor olacak. Onu takip edin. Sizi bir eve götürecek. İsa havarilerine şehirde kendilerini bekleyen bir adam olduğunu, ona bir parola söyleyeceklerini, bu adamın gizli hamursuz toplantıları için gerekli odayı ayarlayacağını söylüyor. Ona hocamız odanın nerede olduğunu soruyor deyin. Sizi yukarı kattaki bir odaya çıkaracak. Beni orada bekleyin. Olur mu? Peki. Güzel. Yani en azından bir planı var. Stratejisini ortaya koyuyor. İsa son yemeği ve hafta boyunca olan her olayı planlamış olabilir. Peki ama yakalanışını nasıl ayarlamıştı? Nerede ve ne zaman bulunacağı bilgisini gerekli kişilere iletecek bir ortağı olması gerekiyordu. Git. Yapman gereken neyse yap. Acele et. Yahuda'nın ihaneti de bu planın bir parçası mıydı? 1983'te Cenova'da bulunan oldukça sıra dışı bir İncil buna kanıt olabilir. En son keşfedilen İncil Yahuda'nınki. Yayınlananı da sadece birkaç yıl oldu. Yeni ayettekinden çok daha farklı bir Yahuda portresi çiziyor. Yahuda İncil'inde Yahuda'nın İsa'nın yanında yer alan kişi olduğu yazıyor. Yahuda İncil'i kilise tarafından nizami kabul edilmiyor. Ancak içinde yazılanlara bakarsak İsa'nın Yahuda'dan kendisine ihanet etmesini istediğini görüyoruz. Bu Yahuda'yı suçsuz kılar. Eğer bu ihanet gerçekten İsa'nın kendisi tarafından planlandıysa, Getsemane bahçesindeki olay da çok farklı bir anlama sahip olacaktır. Markus İncil'ine göre İsa bu bahçede kendisini bekleyen acı tecrübeden kaçabilmek için Tanrı'ya yalvarır. Sen her şeye muktedirsin. Dilersen bu yükü sırtımdan al. Bence gerçek İsa, Getsemane bahçesinde yüzünü toprağa gömmüş, göklerdeki babasına dua ederken görülür. Orada, bu kaderden kaçabileceksem benim isteğim bu der. Ancak sonra ekler. Ama benim isteğim değil, önemli olan senin isteğin. Bunlar titizlikle hazırlanmış yakalanma anı öncesi yaşanan son dakika endişeleri midir? Getsemane bahçesi Kudüs'e tepeden bakan bir tepededir. Muhafızların gece vakti bile olsa fark edilmeden yaklaşmaları mümkün görünmüyor. Yollarını bulabilmek için meşale taşımaları gerektiğini de unutmayın. Yani İsa kılıç kalkan kuşanmış muhafızların yaklaştığını görebiliyordu.
Peki neden orada durup bekledi? Neden çöle kaçmadı? İsteseydi onu asla bulamazlardı. Şehre gelişinden 5 gün sonra İsa, Kudüs'ün dışındaki bir tepede çarmıha gerildi. Bunu kendisi planlamış olsun olmasın, İsa korkunç bir acı çekti. Bu ıstırap anında da gerçek İsa'yı görebiliriz. Acı çekmeyi ya da ölmeyi istememektedir. Ancak bunun olması gerektiğini biliyordur ve durumu kabullenmiştir. Bu ızdırap anında da gerçek İsa'yı görebiliriz. Acı çekmeyi ya da ölmeyi istememektedir. Ancak bunun olması gerektiğini biliyordur ve durumu kabullenmiştir. İsa'nın çarmıha gerilişi Hristiyan inancının en güçlü sembolüdür. Peki İsa'nın ölümünü gerçekten kim planladı? İncil yazarları efendisini işbirliği peşindeki hahamlara satan imansız Yahuda'yı ve İsa'nın öldürülmesi için haykıran kalabalığı kızıştıran baş haham Kayfas'ı suçluyor. Aynı metinler İsa'nın rakipleriyle ve ferisilerle kavgalarını anlattığı gibi kendi taraftarları içindeki gizli düşmanları da açığa vuruyor. Tarihsel kaynaklar zalim ve merhametsiz Pontius Pilate'yi suçlarken, sefih prens Herod Antipas'ın da İsa'yı öldürmek için önceki nesillere uzanan gerekçeleri olduğunu anlatıyor. İnciller yazıldıkları dönemin ateşten gömlek tabiatı göz önünde bulundurularak tekrar incelendiklerinde, tas tamam aynı hikayeyi anlatmadıkları için birbirleriyle karşılaştırıldıklarında ve o dönemin diğer tarihi kaynaklarıyla yan yana konulduklarında, İsa'yı kimin ele verdiği sorusu gerçek yanıtını bulacaktır.